Hepinize yeniden merhabalar, hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün yine yayında birlikte özellikle yeşil yörelerden ev ilanlarına, köy evlerine, müstakil evlere ve arsalara bakacağız. Birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz asla satın alma tavsiyesi vermiyorum. Her zaman mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Piyasaya göre biraz daha fiyat performans olarak başarılı görünen yerleri bulmaya çalışıyorum ve az önce de belirttiğim gibi yeşil bir yerde olması, güzel doğaya sahip yerlerde olması da önem arz ediyor. Yayın esnasında yine sizin değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum her zaman olduğu gibi. Konut satışlarıyla alakalı dün bir haber vardı Dünya Gazetesi'nde. Elinde nakit parası olan vatandaşlar yavaş yavaş konut yatırımına geçmeye başladılar diye, son zamanlarda biliyorsunuz kredi zorluğu, yüksek faiz oranları gibi sebeplerle konut satışları bir hayli yavaşlamıştı. Bu da konut fiyatlarındaki artış hızını da azaltmıştı. Dün çıkan habere göre beklenen faiz indirimleriyle birlikte konut satışları Eylül ayında %24 seviyesinde bir artış göstermiş. Bugün ilk ilanımız Çanakkale'den bir arsa ilanı olacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki köy evlerini de sizlerle paylaşacağım. 345 bin liraya Çanakkale Bayramiç Nebiler Köyü'nden yola cepheli bir arsa, 156 metrekarelik 345 bin lira satış fiyatı. Arsa burası gördüğünüz gibi. Birlikte fotoğraflarına bakalım. Yola cepheli olduğunu görüyoruz. Ağaçlık bir mevki. Çanakkale Bayramiç Nebiler Köyü'nden 156 metrekarelik bir yer ve bunun açıklamalarda verilen bilgiye göre %40'ına, yani %40 tavan oturumlu buraya bir yapı yapılabileceği bilgisine yer verilmiş. Yani aşağı yukarı 60 metrekarelik bir yer yapılabilir denmiş ama her zaman söylüyorum, mutlaka bir yer almadan evvel ilgili yerin belediyesine gidip kendi araştırmalarınızı yapın. Buraya herhangi bir yapı yapılabilir mi? Yapılabilirse hangi koşullarda nasıl bir yer yapılabilir diye. Asla satıcıların sadece beyanına güvenerek hareket etmeyin. Bayramiç merkeze 20 kilometre mesafedeymiş. Ayvacık'a da yine 20 kilometre mesafede olduğu belirtilmiş. Buranın Assos'a 35 kilometre mesafede 156 metrekarelik köy içi imarlı olduğu belirtilen bir arsa, ilan tarihi 16 Ekim 2024, 345 bin lira satış fiyatı. Şöyle kuş bakışı olarak da görelim. Çevrede birçok ev olduğunu görüyoruz. Ve yine bu görselden de arsanın derinliğini görme imkanına sahip oluyoruz. Harita üzerinden konumuna bakalım hemen. Gördüğünüz gibi lokasyonu bu şekilde harita üzerinde. Bayramiç'e 20 kilometre olduğu belirtilmiş. Ayvacık'a da yine aynı şekilde. Arsanın bulunduğu yerde en yakın sağlık birimi yaklaşık 3,5 kilometre mesafede görünüyor. Buradan denize mesafede 28 kilometre civarında. Evet, Çanakkale Bayramiç Nebiler Köyü'nden 345 bin liraya satışa çıkartılmış 156 metrekarelik bahçe niteliğinde ama köy içi imarı olduğu için %40 taban oturumlu bir yapı yapılabileceği belirtilen bir yer burası. Nebiler Köyü'nü bilen izleyicilerim varsa yine videonun altına yazarlarsa sevinirim, hep birlikte bilgileniriz. İlanla ilgilenenler ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Aydın Nazilli'den, Nazilli Kavacık Mahallesi'nden böyle yeşil bir mevkide 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış 488 metrekare alan içinde bir müstakil ev. Böyle güzel bir doğa içinde, gördüğünüz gibi güzel bir manzaraya da hakim. Yola kadar arsası devam ediyor bu arada. Yola cepheli bir şekilde konumlanıyor. İlan tarihi 18 Ekim 2024 bu arada. 488 metrekare alan içinde 360 metrekarelik 2 artı 1 bir yapı. Bina yaşı ilanda 11 ila 15 arası olarak girilmiş. Isıtma sobayla sağlanıyormuş. 2 artı 1 bir yapı. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. Önünün tamamen açık olduğunu görüyoruz. Eve yaklaşmaya başladık. Bahçe alanından
Görseller bunlar da. Evin içinden fotoğraflara geçtik. Paylaştıkları görsellere göre tadilatlık, masraflık herhangi bir durum olmadığı da görülüyor evin içinde. Oturmaya, taşınmaya müsait gibi görünüyor. Arsa alanıyla beraber böyle bir şekil içine almışlar gördüğünüz gibi. Evet, fotoğraflar böyle. Aydın Nazilli Kavacık Mahallesi'nden 488 metrekare alan içinde 2+1 yapı 1 milyon 150 bin lira satış fiyatı. Açıklama kısmında Nazilli merkeze 10 kilometre denmiş. Araçla sadece 15 dakika sürüyormuş. Bulunduğu köy incir, zeytin ve kestane gibi ürünlerin üretildiği bir köymüş. Sessiz, huzurlu ortam denmiş açıklama kısmında. Verilen bilgiler böyle. Harita üzerinden konumuna bakalım. Evet, Kavacık köyünü gördük. Biraz uzaklaşalım. Nazilli'nin biraz kuzeyinde kaldığını görüyoruz. Nazilli'de Aydın'la deniz arasında kalan bir ilçe. Evin olduğu yere 370 metre mesafede bir sağlık evi varmış. Ya da 10 kilometre mesafedeki Nazilli'ye gitmek gerekir diğer sağlık hizmetleri için. 3 kilometre mesafede ilkokul ve ortaokul var. Buradan denize gitmek istenirse 90 kilometre civarında bir mesafe var. Kuşadası civarlarına. Son olarak emlak endeksine de bakalım. Son 1 yılda buradaki evlerin fiyatları %26 oranında artış göstermiş. Devamlı izleyicilerim hatırlayacaklardır. Geçen yılki yayınlarımızda bu 1 yıllık fiyat değişim oranları %100'den daha fazlaydı biliyorsunuz. Konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşladığından dolayı fiyat artışları da böyle düşmüş durumda. Bu ilanla ilgilenen izleyicilerim de ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Isparta'ya gidiyoruz. Bu bölgelerden bir yer düşünen, bir toprak düşünen izleyicilerim varsa belki değerlendirebilirler. Asfalt Cebeli köyün tek imarlı ifrazlı arsası denmiş ilanın başlığında. Isparta Yalvaç Ayvalı köyünden 425 bin liraya satışa çıkartılmış. Arsayı da görüyorsunuz. 533 metrekarelik yola cepheli bir arsa. %40 taban oturumlu 2 kat konut imarlı olduğu belirtilmiş. 16 Ekim 2024 ilan tarihi 425 bin liraya satışa çıkartılmış bir yer. Köyün merkezinde hemen yakınlarda gördüğünüz gibi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinden bilgiler bunlarda. Niteliği arsa olarak görünüyormuş. Isparta Yalvaç Ayvalı'da ada 121 parsel 140. Elektrik, telefon, internet ve şebeke suyu var denmiş bu arada açıklama kısmında. Çok yeşil bir mevki olmasa da yer yer ağaçların olduğunu görüyoruz. Bir kez daha arsayı böyle görmüş olalım ve harita üzerinden konumuna bakalım. Isparta merkezin kuzeyinde kaldığını görüyoruz. Yalvaç'ın. Biraz daha yakınlaşıyorum. Arsanın olduğu yere 420 metre mesafede bir sağlık evi varmış. Ve yine 540 metre mesafede ilkokul ve ortaokul mevcut. Yalvaç merkeze de bu arada 15 kilometre mesafesi var. Evet, 425 bin liraya Isparta Yalvaç Ayvalı köyünden 533 metrekarelik %40 taban oturumlu 2 kat imarlı olduğu belirtilen bir arsa. Bu bölgelerden, bu civarlardan bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. İlanın linki videonun altında olacak. Şimdi Kütahya'dayız. Kütahya Merkez Çalca Mahallesi'nden 174 metrekare alan içinde 80 metrekarelik 2+1 müstakil ev ilanıyla yayına devam ediyoruz. 1 milyon 100 bin lira denmiş satış fiyatı. İlan tarihi 14 Ekim 2024. 80 metrekarelik 2+1 yapı, evin içinde masraflık herhangi bir durum yok gibi görünüyor paylaştıkları fotoğraflardan. Bina yaşı 21 ila 25 arası denmiş, ısıtma sobayla sağlanıyormuş, 2 katlı bir ev. İlan 2 katlı girilmiş. Eşyalar dahil olarak bu arada satışa çıkartılmış. Fotoğrafları böyleydi. Kütahya merkeze 12 kilometre mesafede olduğu belirtilmiş. Kütahya Eskişehir yoluna 2 kilometre mesafedeymiş.
Önünde ve arkada bahçesi bulunuyormuş, otobüs servis güzergahları üzerindedir. Bilgisi verilmiş, tadilatı yapılmış, her şeyle yenilenmiştir. Isı yalıtımı yapılmıştır, garajlı ve teraslı bir evdir gibi bilgilere de yer verilmiş açıklama kısmında. Harita üzerinden konumuna bakalım hemen. Gördüğünüz gibi Kütahya'nın biraz kuzeyinde kalıyor. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 2 kilometre mesafede. 400 metre mesafede de bir ilkokul mevcut. Bu bölgedeki evlerin fiyatları da son bir yılda %33.98 oranında artış göstermiş. Kütahya Merkez Çalca Mahallesi'nden 1 milyon 100 bin liraya 174 metrekare alan içinde 80 metrekarelik 2+1 müstakil ev, ilgilenenler için ilanın linki videonun altında. Şimdi İzmir Ödemiş'e gidiyoruz. Ödemiş Kaymakçı Mahallesi'nden 450 metrekare alan içinde 100 metrekarelik 2+1 müstakil ev ilanı ile yayına devam ediyoruz. Bu evin tadilat ihtiyacı söz konusu, masraflık bir hayli durum var. Bunu da belirteyim. Tabi İzmir'e yaklaşınca fiyatların da bir hayli arttığını görüyoruz. Bu rakamlara da ancak böyle tadilata muhtaç yerler bulunabiliyor biliyorsunuz. Fotoğraflarına bakalım. Bu esnada bilgileri de ben size aktarayım. 1 milyon 490 bin lira demiştim. Ödemiş Kaymakçı Mahallesi'nden ilan tarihi 15 Ekim 2024. Böyle güzel yeşil bir bahçesi var gördüğünüz gibi. 450 metrekare alan içinde 100 metrekarelik bir yapı, 2+1. Bina yaşı 31 ve üzeri, ısıtma sobayla sağlanıyor. Kullanım durumu boş denmiş, emlak ofisinden verilen bir ilan. Bahçe alanını bu görselde daha net görüyoruz. Bazı ağaçlar da mevcut bahçesinde. Elektrik ve su abonelikleri aktif denmiş açıklama kısmında. Bahçesi ekip biçmeye çok müsait, düz alan. Tüm ihtiyaç noktalarına yakın denmiş, araç takasına uygunmuş. Dışarıdan giriş kapısından fotoğrafı da böyle. Bahçe alanıyla beraber yine bir fotoğraf. İzmir Ödemiş Kaymakçı Mahallesi'nden bahçeli bir müstakil ev. Evin içine geçtik. Gördüğünüz gibi tadilatlık birçok durum var gibi görünüyor. Belki alıp zaman içinde ilgilenirim, çekip çeviririm diye düşünenler değerlendirebilirler. Evet, fotoğraflar böyleydi. Konumuna da bakalım. Ödemiş İzmir'in güneydoğusunda kalıyor gördüğünüz gibi. İzmir merkezden ziyade Aydın merkezi daha çok yakın. Evin olduğu yere 800 metre civarında bir aile sağlığı merkezi varmış. Ödemiş merkezde 14 kilometre mesafede. Orada daha çok imkan mevcut. Evin olduğu yerde Kaymakçı'da hem ilkokul var hem lise var. Ortaokul da var. Hepsi mevcut görünüyor. Yaklaşık 1 kilometre civarında hepsi. Evin olduğu konum Aydın merkeze 44 kilometre mesafedeyken İzmir merkeze ise yaklaşık 90 kilometre civarında mesafesi bulunuyor. Buradan denize gitmek istenirse de en yakın sahil 80 kilometre mesafede. Evet, İzmir Ödemiş Kaymakçı Mahallesi'nden 1 milyon 490 bin liraya satışa çıkartılmış 450 metrekare alan içinde 100 metrekarelik bakıma muhtaç, tadilata muhtaç bir müstakil ev, ilgilenenler için ilanın linki videonun altında. Şimdi Aydın Söke'ye gidiyoruz. Söke Nalbantlar Mahallesi'nden 1 milyon 620 bin liraya satışa çıkartılmış 240 metrekare alan içinde 100 metrekarelik 2+1 bir yapı. Fotoğraflarına birlikte bakalım. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Avlusuna araç girişi imkanı varmış. Etrafı çevrili, tadilatı yapılmış, masrafsız bir ev denmiş. Açıklama kısmında tapuda ev olarak kayıtlıymış, elektrik ve su abonelikleri açıkmış. Eşyasız fiyatı bu arada 1 milyon 620 bin liraymış ama eşyalı olarak da satılabileceği belirtilmiş. Mal sahibiyle yüz yüze pazarlık yapılabilir denmiş açıklama kısmında. Söke'nin en sakin huzurlu köylerinden biri diye de bir not eklenmiş. Dilim ve Kuşadası'na 48 kilometre uzaklıktaymış bu arada. İlan tarihi 16 Ekim 2024. Bahçesinden bol bol görüntüleri gördük. Genel itibariyle beton bir bahçe ama böyle toprak bir alanı da mevcut.
evin önünde böyle bir oturma alanı da var. Gerek bahçe alanıyla gerekse masrafsız oluşuyla öne çıkan bir ilan bu da. Evin içini de görüyorsunuz. Gayet iyi durumda, halihazırda bir yaşam sürdürülebileceğini görüyoruz. Isıtma sobayla sağlanıyor. ...240 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı. Bol bol fotoğrafları gördük. Tapuda da avlulu kergirev olarak geçiyormuş. Bu görseli de paylaşmışlar. Evet, konumuna bakalım. Harita üzerinde konumu böyle gördüğünüz gibi. Söke'nin güneydoğusunda kaldığını görüyoruz. Nalbantların. Haritaya göre en yakın sağlık birimi yaklaşık 4 kilometre mesafede görünüyor bir sağlık evi. Söke merkeze yaklaşık 16 kilometrelik bir mesafe var. Yine yaklaşık 4 kilometre mesafede hem ilkokul hem de ortaokul mevcut. Buradan denize mesafede Güzelşamlı civarlarına yaklaşık 26 kilometrelik bir mesafe var. Denize de, yani girilebilir bir denize de pek uzak bir mesafe sayılmaz. 26 kilometre. Aydın Söke Nalbantlar Mahallesi'nden 1 milyon 620 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev, bahçeli bir müstakil ev. Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan. İlan tarihi 16 Ekim 2024. Bu ilanla ilgilenenler de ilanlı linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizin de her zaman olduğu gibi değerli görüşlerinizi, fikirlerinizi videonun altına bekliyorum. Paylaştığım evlerin bulunduğu yerlerle alakalı bilgi sahibiyseniz de bunları videonun altında paylaşabilirsiniz. Yayını kapatırken lütfen beğene basmayı unutmayın. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.